Şimdi gelelim akordiyona. Akordiyonunda index HTML açalım. Sağ tıklayıp save diyelim ve index.php diyelim. Index.php dedikten sonra burayı refresh edelim. Artık index HTML'e ihtiyacımız yok. Index HTML'i silelim. Daha sonra index.php'yi çalıştırırsak, bir bakarsak herhangi bir sıkıntı yok. Sistem çalışıyor. Şimdi burada bakalım nasıl bir sistem var. Burada bizim için önemli olanlar dediğim gibi tekrar eden kısımlar. Example 3 demiş. Burada bakarsak div class frame 1 div class frame 1 frame content demiş. Div class frame 2 frame content div class frame 3 frame content ve frame 4 olarak tekrar ediyor. Burada şimdi neler yapabiliriz? Bu div class frame 1 dediği o zaman biz sonradan eklediğimiz, resim eklediğimiz kısım. O zaman biz sadece şurada div class 1'i bırakalım. Diğer div class'ları kaldıralım. Div class frame 4 bu da kalksın. Sonda bir tane div kalacak. Ctrl S ile bir kaydedelim. Şimdi bakarsak bir tane gelecektir. Ve içi boş. İki tane geliyor. Şu an bir tane içinde de resim var. Bir tane de boş geliyor. Evet, şu anda kapalı olarak görünüyor. Bastığımızda şu an içi açık. Aslında iki tane gelmiyor yani. Şu anda kapalı olduğunu varsayın. Bastığımızda slider açılıyor. Bu şekilde bir sistem var. Şimdi alttaki 1, 2, 3, 4 yazısı nereden geliyor? Ona bakmamız lazım. Şimdi burada bakarsak tam 1, 1 demiş. Burada A'lar var. Burası tam 2 demiş. Burası da tam 4 demiş. Burada bir de tam 5 var. Tam 5'te zaten close butonuydu. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bizim bir tane divimiz olduğu için buradaki diğer tampları bir silelim. Ve buradan F5 dersek sadece biri gelecektir. Ve bastığımızda biri çalışacaktır. Sistem bu şekilde. Şimdi burada neler yapabiliriz? Şu arayı da şöyle açalım. Şunun yanına hemen bir yorum atalım. Bu play butonuydu. Karıştırmayalım. Burası da HTML yorum atalım. Close butonu diyelim. Burası da close butonuydu. Şimdi burada şu kısım devamlı tekrar edecek olan kısım. Şöyle yapalım. Oranları biraz küçültelim. Şimdi burada resim geliyor. Aynen şöyle yapalım. 3D'yi açalım. 3D'deki kayıt sesini kopyalayalım. 3D'de kayıt setimiz vardı zaten. Record set slider. Bunu copy diyelim. Ve index'in server behavior'ına paste edelim diyeceğim ama paste seçeneği aktif değil. Bir daha kopyalayalım bunu. Copy diyelim. Ve tekrar paste seçeneği aktif değil. O zaman hemen gelelim. Uğraşmayalım. Record set diyelim. Record setimiz RS slider. Connection'ımız connection. Slider ID'ye göre descending olarak sıralayalım. Şimdi Ctrl S ile kaydedelim. Şimdi gelelim tekrar frame kısmına. 3D'yi kapatalım. Buradan IMGS'ye bakarsak resimlerimiz yine isimleri farklı. Hemen gelelim isimlerimizi bir değiştirelim. Slider'da akordeon kısmındaydık. Images diyelim. Buna 1 diyelim. Buna 2 diyelim. Ve buna da 3 diyelim. Şimdi bu şekilde tamam. Frame 1 şu kısım tekrar edecek dedik.
Örneğin hemen gelelim resmin URL'ini buraya bir yapıştıralım. Bindings panelinden açalım Record Set Slider'ımızı ve Slider resim URL'imizi buraya bir yapıştıralım. Yapıştırdıktan sonra burada şimdi öncelikle burada bir ne yapalım? Resim varsa resmi gösterelim. Resim yoksa açıklamayı gösterelim. Şimdi burada resim vardı. Gelelim yine başına bizim PHP etiketlerimizi açalım. PHP'yi kapatalım. Aynı şekilde resmin sonuna da PHP'yi açıp kapatalım. Ve buraya if diyelim. İki nokta üst üste diyelim. If'in içine ne diyeceğiz? Slider resim ünlem işareti eşittir. İki tane tırnak koyalım. Yani slider resim boş değilse resmi göster dedik. Ve end if diyelim. End if deyip noktalı virgülümüzü bırakalım. Slider resim boş değilse bunu gösterecek. Peki slider resim boşsa ne olacak? Hemen onu da şu şekilde yapalım. Slider başlık gelsin. Bir yerle alta geçsin. Ve slider açıklama gelsin. Buraya endif demiştik. Endif yerine as de diyebiliriz veya tekrardan if başlatabiliriz. Veya buraya as diyelim. Eğer resim boşsa as diyelim. As dediğimiz için de iki nokta üst üste koyalım. Bu kısmı kopyalayalım. Ve buraya yapıştıralım. Artık burada if'i bitirelim. End if diyelim. Şimdi bakarsak bu şekilde sistemi kurduk. F5 dersek şu anda resim gelecektir. Herhangi bir sıkıntı yok. Tamam. Şimdi tekrar eden kısmımız şurasıydı. Burayı bir repeat region'la tekrar ettirelim. Repeat region diyelim. Slider'da 5 tanesi tekrar etsin diyelim. Bakarsak PHP do dedi, çalıştı. Burada bu şekilde. Şimdi bir de bizim linklerimizin kısmı vardı. Linkler kısmı vardı. Burada tekrar bir kayıt seti oluşturmamız lazım bence. Hemen gelelim. RS slider number diyelim veya slider link diyelim. Burada yine slider'ı kullanacağız. Bize slider ID lazım sadece. Başka herhangi bir şey lazım mı? Slider başlığı da alalım ve slider ID'ye göre yine descending olarak sıralayalım. Yukarıdaki kayıt setine ne dediysek buna da aynı şekilde esenlik dediysek esenlik, descending dediysek descending olacak. Şimdi buradaki A tekrar edecek. Yukarıdaki kadar da linkler tekrar edecek. Yukarıda ne demiştik? 5 tanesi tekrar edecek. Burada RS slider link olacak. Tekrar edecek kısım. Şimdi F5 dersek bu şekilde bir sistem gelecek. Tab panel, deneme panel, sadece içerik gelecek, resim olmayacak dedik. Hepsinde bakarsak bir yazdı. Sistem sanki bozuldu gibi. Burada evet bakarsak hepsinde biri açıyor. Tamam, doğru. Şu an doğru yoldayız. Çünkü burada klası tam 1, ID'sine link dedik. Burada da 1 yazıyor. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Hepsine bakarsak frame 1, frame 2, frame 3 diye gitmesi lazım. Ama bizde sadece frame 1 var. Onu da şu şekilde yapalım. Ne diyelim? Bir değişken oluşturalım hemen. Dolar i diyelim. Dolar i eşittir 1 diyelim. Ve noktalı virgülü koyalım. Daha sonra burada while loop'u bitmeden burada while bitmeden i'yi
Yani bizim değişkenimizi polar i plus plus diyelim, arttıralım. Noktalı virgülümüzü tekrar koyalım. Şimdi burada frame 1 demişti. Biz buraya frame 1 değil de artık değişkenimizi yazabiliriz. PHP diyelim. Echo diyelim. Echo'yu unutmayalım. Echo'yu unutursak herhangi bir işlem yapmayacaktır. Dolar i diyelim. Noktalı virgülümüzü koyalım ve PHP'mizi kapatalım. Şimdi burası bu şekilde. Bakarsak şimdi renkler değişti. Burası frame 1. Burası frame 2. Burası frame 3. Burası frame 4 oldu. Burası doğru. Ama linklerde hala sıkıntımız var. Linklerdeki sıkıntıyı da yine aynı mantıkla çözelim. Burada ne diyelim? Dolar J diyelim. Dolar i yapmıştık. Tekrar dolar i'yi kullanmayalım. Dolar J diyelim. Dolar J eşittir 1. Dolar J eşittir 1 dedik. Ve burada dolar J'yi plus plus diyerek 1 arttırıyoruz. 1 geliyor. Bura döndükten sonra J2 oluyor. Tekrar döndükten sonra J3 oluyor. O zaman buraya da yine aynı mantıkla soru işareti PHP diyelim ve PHP'yi kapatalım. Echo diyelim. Dolar J diyelim. Noktalı virgülümüzü bırakalım. Ctrl S ile kaydedelim ve F5 diyelim. Bakarsak bu şekilde sistem doğru olarak çalıştı bence. Ama burada hepsinde 1 yazıyor. Onu da tekrar burada dolar J'yi yazdırarak çözmeye çalışalım. Şimdi bakarsak 1, 2, 3, 4, 5 dedi. 1, 2, 3, 4, 5. 5'te niye sıkıntı var? Tam 5 dedi. Dolar i. Burada frame 1, 2, 3 var. 4 yok klas olarak. Hemen buraya bir şuradan bakarsak frame 1, 2, 3, 4 dedi. Şuradan şunu kopyalayalım. Bir yapıştıralım. Example 3 frame 5 diyelim. Background'u da 1 olsun. Slide 1 GIF. Yani şuradaki renkleri tanımlıyor orası da. Şimdi bakarsak burası tamam. 4'e gittik, 4'e gittik. 5'e geldik, 5'e gelmiyor. 5'e niye gelmiyor acaba? Büyük bir ihtimal burada da tam 5. Evet, tam 5'te farklı bir bakarsak stop butonuyla aynı klası almış oluyor. Aynı klası aldığı için de bize sıkıntı çıkarıyor. Biz burayı tam 15 diyelim. Tam 15. Evet, buradaki tam 5'i de tam 15 yapalım. Şimdi artık herhangi bir sıkıntı kalmayacaktır. Önümüzde 5 diyelim. 5'i aşmadı. 5 dedik. 5'i çalıştırmıyor. 5'i çalıştırmıyor. O zaman JavaScript'te de 5 ile alakalı bir tanımlama var. Şimdi şuradan bakarsak tam 1, tam 2, tam 3, tam 4 dedi. Tam 15 olacak. F5 diyelim. 5'e tıklarsak yine gitmiyor. Şurada bakalım. Evet, tam 5 yok burada da. Burada ne yapabiliriz? Tam 0 çalıştırıyordu. Tam 1. Burada da acaba dolar J'yi kullansak veya biz maksimum 5 tane slider'ımız olduğunu düşünelim. Eğer sizin 10 tane slider'ınız varsa 10 tane tanımlayın buraya. Tam 5 diyelim. Şimdi bir bakalım. Akordeon click 3, click 1, 2, 3. O zaman burası 4 olacak. 0
0, 1, 2, 3, 4. slider anlamına geldi. Şimdi 5'e tıklarsak 5. de geldi. 4'e tıkladık 4, 3'e tıkladık 3, 2'ye tıkladık 2, 1'e tıkladık 1 geldi. Bakarsak bu şekilde sistem çalışıyor. Play butonuna basalım, devam etti. Stop'a basalım. Stop'ta şu an herhangi bir faaliyet yok zaten. Bu şekilde sistem çalışıyor. Burada şu kısım için bir şey yapabilir miyiz? Onu düşünüyorum. Burayı da otomatik olarak alabilir miyiz? Tamp 1, tamp 2, tamp 3, tamp 4 butonları ile alakalı yerler var. Şuraları bir kaldıralım şimdi. Tamp 15'e elleşmeyelim. Orada kalsın. Tamp 15 stoptu. Şu kısmı bir kaldıralım. Şimdi burada da ne yapabiliriz? Yine aynı mantıkla yapsak JavaScript kodlarının içinde çalıştırabilecek miyiz? Bir bakalım. Buradan while'ı da kopyalayalım. While'ı da buraya yapıştıralım. Şimdi herhangi bir hata yok dedi. Tamam. Burayı $J1 dedi. Buraya tekrardan $J'yi yazdırsak, şuradan echo kısmını alsak, burada tekrar $J'yi yazdırsak, burada da $J-1 desek $J-1 olacak. Şimdi bir kaydedelim, bir bakalım sistem bozulacak mı, çalışacak mı? 2 dedik, gelmedi. 3 dedik, pardon, 2 dedik. 2 çalıştı mı? Çalışmadı. 3 dedik, 3'e gitmedi. 4 dedik, gitmedi. 5 dedik, 5'e gitmedi. Burada sistem sadece birini alıyor o zaman. Tekrarlama olmadı. Tekrarlama neden olmadı? Gelelim buraya. Bu RS slider link'i kopyalayalım ve bir daha paste edelim. Bunun ismini bir değiştirelim hemen. Tekrar aynı kayıt setinden bir tane daha oluşturalım. RS slider JC diyelim buraya. JavaScript olduğu belli olsun. OK diyelim. Tamam. Replay sol diyelim. Herhangi bir şekilde kullanmadık zaten. Şimdi bir bakalım. Burada ne dedik? PHP do başladı. Echo J dedik. Echo J demeyelim buraya. J değil. L'yi kullanalım. Veya K'yı kullanalım. Dolar K. Buraya da K diyelim. Buraya da K diyelim. Ve buraya slider GC diyelim. Buraya da slider GC diyelim. Slider GC'den döndürsün. Dolar K dedik. Burada da K'yı arttıracağız. K plus plus dedik. Şimdi bir F5 diyelim. 1'e gittik. 1'e gitti. 2'ye gittik. 2'ye gitti. 3'e gittik. 3'e gitti. 4'e gittik. 4'e gitti. 5'e gittik. 5'e gitti. Şu anda sistemde gayet güzel oldu bence. Buradakileri de otomatik olarak almış oldu. Başka burada ne yapılabilir? Örneğin buradaki background, şuradan background'u keselim. Ctrl Z diyelim. Background, şu CSS kodunu tamamen alalım. CSS kodunu tamamen aldık. Şimdi şurada style diyelim ve kopyaladığımız CSS kodunu buraya yapıştıralım bir. Yapıştırdıktan sonra artık buradaki example 3'ün içindeki frame'lere gerek kalmadı. Artık
sistemi bir adım daha öteye götürelim. Şöyle bir şey göstereyim hemen. Şimdi bakarsak hepsinde background aynı gelecektir. Yani kırmızı gelecektir. Tamam. Şimdi artık burada şöyle yapalım. Background resmi kullanmayalım. Background resmi kullanmayalım. Background şöyle silelim burayı bir. Background color diyelim. Direkt red diyelim. Kırmızı olarak bir gelsin, bir görelim. Şimdi bakarsak kırmızı olarak geldi. Tamam. Bunu niye yaptım? Şimdi şöyle kapatalım. Sadece bu slider'da kullanılabilecek bir özellik göstereceğim hemen. Design table diyelim. Ve şurada yeni bir alan ekleyelim. Slider top color diyelim. Varchar diyelim. 10 karaktere izin verelim. Şimdi default değer verelim buna. Default değerimizde ne olsun? DS F 0000 olsun. Save diyelim. Şimdi burayı bir kapatalım. Şimdi tablomuza bir bakalım. Şuradan Dreamweaver'dan bir renk paleti açmaya çalışalım. Şöyle yapalım. Ve renk paletini bir açalım. Şimdi bakarsak örneğin DS0CF birinci slider'ımıza diyelim ki DS 0CF O dedim. 0CF diyelim. İkinci slider'a geçelim. Başka bir renk alalım buradan. DS00C diyelim. İkinciye. DS00C diyelim. Büyük harfle. Ondan sonra başka ne diyelim? Burada direkt renk yazalım. Black diyelim. Burada white diyelim. Şimdi bakalım boş olan var mı? Evet, şurada bir boş var. Buna da red diyelim. Şimdi bu renkleri bizim burada kullanacağız. Bunları nasıl kullanacağız? Bunlar nereden gelmesi lazım? Hangi kayıt setinden? Slider kayıt setinden gelmesi lazım. Şimdi gelelim tekrar buraya. Background color. Bindings panelini açalım. Bindings paneli refresh edildi otomatik. Slider top color geldi. Slider top color'ı buraya atalım. Attıktan sonra noktalı virgülümüzü koyalım. Yani renk kodunu bitirdik burada. Şimdi F5 dersek bizim artık panelden seçtiğimiz renk kodu buraya işlenecektir ve bizim rengimiz buraya gelecektir. Birinciye white dediğimiz için bu şekilde görünüyor. O kısım bizi yanıltmasın. Bunu nasıl yapabilirsiniz? İsterseniz benim girdiğim gibi tek tek elinizle girebilirsiniz veya jQuery renk paleti diyelim. Bakalım bir şey çıkacak mı? jQuery color picker dedi. Panelinizde bu slider'a ekleme yaparken bu şekilde bir renk paleti koyup sistemi bu şekilde de kullanabilirsiniz. Örneğin şöyle tıklayacağız. Panelden bu şekilde bir alan yapıp buradan herhangi bir rengi seçip bu butona tıkladığımızda bizim renk kodumuz otomatikman bizim input alanımıza girilecektir. Şuraya tekrar başlayalım. Şu an renk kodumuz otomatik olarak input alanına girilecektir. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu da slider'ımıza farklı bir özellik katmış olduk. Yani artık gerisi size kalmış. Birçok özelliği buradan
panelden kontrol edebilirsiniz. Geliştirmesi size kalmış. Örneğin burada timeout demiş. Timeout'u panelden yine değiştirebilirsiniz. Slide class buradan başka herhangi bir şey değişir mi? Şu an için başka değişikliğe gerek yok bence. Artık size gerisi size kalmış. Nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Bu akordeon kısmında dinamikleştirmeyi de burada bırakalım artık. Bir sonraki derste Cop Slider'ı dinamikleştirerek devam edelim.